محمد سيد الكونين الثقالين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرام دعمت داعة النصارى Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa şeriften kaldığımız dersten devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine karşı şefkatiyle ilgili e, dersi yapmaktayız. Geride ve mi şefkatihi ala ümmetihi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine karşı şefkatinin e, eserlerindendir ve alametlerindendir e, diye başlamıştı. Yani evvelki derste. E, bu da oraya matuftur. Şimdi dersimizin başladığı yer. Daha e, hangi hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan acımasını göstermektedir ve ragbetuhu, talep etmesi Allahu Teala'dan neyi en yecale kılmasını sebbehu e işte ağır konuşmasını ve lanehu işte bir beddua da bulunmasını lehum ümmetinden biri için mesela bir kızdırdı onu bir şey yaptı misal böyle bir şey çok cereyan eden bir şey değil birkaç tane hadise belki beşeriyet iktizası olduysa da onu rahmeten rahmet yapması bihim e, ümmeti için rahmet yapması ve günahlarına kefaret yapması hususundaki talebi bu da e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine karşı olan merhametinin e, eserlerindendir. E, bunun şimdi hemen aşağıda e, misali geliyor bir şey sonra. O, yani ben tabii ibare atlamayayım. Mesela sen o münasip, aşağısında hemen bunun yanında olması münasibidi idi. Bilmiyorum yani. Fakat metinde böyle, ibareler böyle. Araya bir şey koymuş, motorize gibi. Sonra yine buna misal verecek şimdi. Ümmetinden biri hakkındaki işte ağır konuşması, öyle biliyorsunuz hep Arapçadaki yani Türkçe çevirisiyle sövmek, saymak, Efendimiz sallallahu ve sellem, biliyorsunuz hiç müstehcen konuşmaz. Hiç böyle e, insanlara efendim e, ırzlarına, haysiyetlerine dokunacak şekilde bir sep ondan sadır olmaz. O ayrı bir şey. Buradaki mana tabi sebbi yani efendim e, tenkit gibi yani. Anladınız mı? Ve sebbi ve mi bir manen diyor mesela. Yani buradaki lügatı şetim manasında. Şetim de kınama. E bazı kere de bir insana bir şey kınıyorsun. Adam da çok bozuluyor. Yani affedersiniz e, ana avrat sövmekten beter olan hassas yapılar var. Yani adama şimdi bir kınama yapsan ya da insanların içinde onu bir bozacak bir şey söylersin. Adam diyor ki yani öldürseydin ben de bunu yapmasaydın. Niye? Bazı insanda öyle olur. Yani her insanda bir değil. Yani bu şimdi söylemek sövmek sadır olmaz ama e, işte kimin de hangi laftan kırılacağının da dozu da belli diye. Bazı adama ağır konuşursan kırılmaz. Bazı adam hafif konuşsan kırılır. Ya bunlar da e, bu hususta bütün insanlar eşit değil yani. Hassaslık, duygusallık, işte yapılar farklıdır da. Oldu ki bir söz söyledim de diyor yani. Birisi kırıldı bundan. Mevzu bu. Yoksa böyle sövüp saymak haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hiç ahlakı değil. Ma bu istu Lanet edici, beddua edici bir olarak gönderilmedim. Ve lakin bu da'iyen ve rahmeten. Davetçi, tebliğci ve rahmet ve merhamet peygamber olarak gönderildim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Rahmetelil alemin ayette var yani. Alemlere rahmet olan bizzat insanlara sıkıntı verir mi? Haşa. Ama e, beşeriyet muktezası insanlık halidir. Bir, birine bir şey der ama o insan ondan alındı diyelim şimdi. E, bazı insanda da duygusallık fazla oluyor. Veyahut da ona ağır geldi o laf yani şimdi. O zaman onu da diyor ki ya Rabbi diyor madem öyle bir şey olursa diyor onu da diyor günah alana kefaret olsun yani istemenden de diyor anlamadan diyor, kastetmeden diyor adam kırıldıysa diyor yani. Ki mümkün mertebe kendi kırılmıştır, kimseyi kırmamıştır. Ne Arabiler gelirdi, ne hareketler, ne tavırlar yapardı. Evvelceki derslerde dinlediniz yani. Hep sahabe yazdı, Ömer Efendimiz vesaire hep durdurmuştur. E, dokunmayın demiştir, böyle. Geçen derste yine geçti. Bunun bir şimdi aşağıda verecek. Yani bu ustaki hadis-i şerifi de zikredecek. Ve ne sallallahu te aleyhi ve sellem. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem misal yani e, zaten o da diyor ve beyan beyanı vaza yani Şihab da diyor beyanı gelecek diyor yani bir atta şimdi geleceği için buranın izahını orada yapacağız geçiyorum. Yoksa ben biliyorsunuz çok hızlı geçmem cümleleri izahsız e, delilsiz geçmem ama altta geliyor beyanı. Ama arada ibareyi sırasına göre okumam lazım çünkü başkaları atladı derler. Onun için bu arada bunu soktu. ben ne sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kâne yesmâhu işitirdi bükâ sabiyi çocuğun ağlamasını yani namazda imamlık yaparken arkada kadınlar saf tutarlardı. O zaman kadınlar beş vakitte camiye gelirlerdi. Şu bakımdan namazı öğreniyorlardı. Sureler yeni nazil olduğu için Kur'an böyle şimdiki gibi bizim gibi Cep telefonlarında istediğin sureyi aç, istediğin yeri oku, kitaplarda, musaflerde değildi ki. Ayetler yeni yeni nazil oluyordu. Onun için yeni inen ayetleri duymak için, namazın nasıl kılındığını öğrenmek için arka saflara geliyorlar. La temni'u ima Allah, mes'acid Allah. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden engellemeyin buyurdu. Fakat, e, yani e, şimdi zaten cuma farz değil. Cuma'da zaten erkekler sığmıyor. Diğer namazlarda da işte, fitneden korkulan yaşlı hanımlar falan e, olabiliyor, gidebiliyorlar. Teravihlerde de gidebiliyorlar. E, biz de buna caiz değil demiyoruz. Velakin işte dikkat etmek lazım. Çok genç kızlar falan da yani bahçelerde, parklarda namaza gidiyorum diye efendim gezip tozmak için çıkanlar da oluyor. İşte anne babalar da bu işte takipçi olması lazım. Yanında tutması lazım. Gözün önünde sahip hele ki kız çocuğuna sahip olmaları lazım. Evet. Ee, o zaman kadınlar geliyordu. Tabii kadında kadın da çocuğunu bırakacak kimse yok. Küçük bebeği var. E bebeğini de götürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın içinde çocuğun ağlamasını duyarsa fetec vezu kısaltılıyordu. Fi salati namazı kısalt e, yani e, uzun tutmuyordu. Şimdi e, çabuk yani çabuk kıldırıyor. Çabuk derken sakın yanlış anlamayın. Bu tadil erkanı bozacak bir rüklü ihlal edecek manada bir isra, bir çabukluk değildir. En ufak bir farza vacibi yerini ihlal edecek bir çabukluk değildir. Ama şöyle bir şey var. Yani e, diyelim ki 10 sayfa okuyordu sabah namazında. Diyelim. Kur'an-ı Kerim'den o zaman bir de tertil üzere okuyor. Şimdi onun 5 sayfasıyla biz belki de 20 sayfa okuyoruz. Bu şimdiki imamların süratli okuyuşları 20-30 sayfa okursun. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tertil üzere oku emrine muhataptır. Ondan dolayı tertil üzere okuduğundan e, yani onun beş sayfası, on, on sayfası bizim bir buçuk, bir, iki yüz. Vakit bakımından söylüyorum. E, biz çünkü çok hızlı okuyoruz. E, öyle okuduğu zaman e, tabii ki e, namaz yani bir sabah namazı benim tahminim bilmiyorum ama şu anda bile normal bir namaz kılıyor. Secde suresi, insan suresini normal okuyuşta bile 10 dakika falan kılıyor sabah namaz. Ve 10 dakika tutuyor. Bizim bile yani secde suresiyle insan suresiyle kıldırdığımızı düşünüyor. Ki Efendimizin sünnetidir bu mesela Cuma sabah. Bir de bunu tertille Efendimiz sallallahu aleyhi ve okuyuşunu düşünüyorum. Yani bazı kere bile Mekke'de Medine'de 15 dakika falan namaz sürdüğü oluyor. E, e tabi çocuk da ağlayıp durur, durursa ne olacak? E şimdi zaten Mekke'de, Medine'de ne ağlamalar, çocukların ağlaması, yıkılır. Tehiyyatta sesleri duyulur. İmam sesli okurken sesleri duyulmaz. Ne zaman o pollörler gümbür gümbür orada. ve Ne zaman tehiyyatta oturursun yıkılır şey ortalık çocuk ağlamasında. Çünkü hani sessizlik var ya ses duyuluyor. Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakardı çocuğun ağlamasını duyduğu zaman namazda hızlı çıkılardı. Anladın mı ne demek? Yani 5 sayfa okuyacağını, 10 sayfa okuyacağını bir kere ne yaptı? Ee, Bukhari Müslim'de de var sallallahu aleyhi ve sellem. Ne salat ve enuridü Namaza giriyorum yani kıldırmaya başlıyorum. Uzatmak yani uzun okumak e, niyet ediyorum. Fe'sme biki's sabifa salat. Çocuğun ağlamasını duyuyorum. Namaz ya Allah'ın huzurunda ama anasına zahmet vermemek için e, kısa kılı okuyorum. Min min şiddeti vecdiye ümmi min bükay. Çünkü annesi çok e, içi parçalanır annesinin çocuk ağlamaya devam ettikçe. Ya on 20 dakika 30 dakikada çocuğun ağlamasından kadıncağız üzülmesin diye çabuk kıldırıyorum diyor. Çabuk derken anladınız. Rükû secdeyi hızlı yapmak değil kavme icel şey. Tadil erken bozmak değil. Ne demek? Uzun okumamak. Anladın mı? Uzun okumamak. Bunu kastediliyor. İşte böyle. Hatta bir kere sabah namazına durdu. Zannedersen bu kadar Müslüm'dür. O da, o da var. Yani çocuk ağlamaya başladı. Felaknas suresiyle kıldı. Felaknas suresiyle kıl. Felaknas kıl. yani hemen hemen en kısa sureler. Sabah namazında felaknas imam okusa şimdi cemaat komurtanır yani. Çünkü sabah namazı uzun olması lazım derler. E felaknas suresiyle kıldırdı. Ama imam niye öyle kıldırıyor? Ayrı dağılır. Tembelliğindense o başka dağılır. Ama şimdi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi şefkatin, merhamet ayrı bir şey. Yani öyle bir olay hasıl olur da o tabi yerine göre hareket etmek icap eder. İmamların da bunu gözetmeleri gerekir. O ayrı bir şey. Bu felak nasıl kıldırdı? E, annesi yani çok üzülmesin diye. E, bu ne kadar merhameti gösteriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şefkatin, merhametini gösteriyor. Şimdi e, bu demin ki üstte birinci maddedekinin izah geldi. Ve müşefkat ya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefkat ve merhametinin acımasının ümmetine karşı olan merhametinin eserlerindendir. Ve müşefkati yeniden ya o deminden beri 4-5 cümle yukarıki ve müşefkati diye bağlamış idik. Ve rahbetühü de oraya matuf idi. Muakkar mübteda durumundaydı. Matuf idi muakkar mübtedaya. Şimdi yeniden yeni bir başlattı yani. Ve müşefkati bu, iş, bundan sonrası buna bağlı ümmetine merhametin eserindendir. En dua etmiş olması Rabbi Rabbine yalvardı. Ve ahede sözleşti hu Rabbiyle. anlaştı. Yani Allah Teala ile muahedede bulundu. Fekale buyurdu yani Allah Teala ya müracaat etti yani dua etti yani. Çünkü Mevla'nın duası hiç kırmaz. Ve küllüğünde bir mücap. Her peygamber müstecaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydi haydi müstecaptır. Onun için bu dua ile kendini bağladı. Bir de Mevla ile antlaşma yaptı. Hadis-i şerifin baş tarafında şöyle de var. Burada metinde herhalde baş tarafını söylemedi. <laughs> İnne mâne beşerun eğzabu kemâ yeğzabul beşerun. <laughs> ya Rabbi. Allah ey Allah'ım. İnne Muhammedün diye de var. İnne Muhammed'in Muhammedun beşerun. Senin kulun bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir, bir insandır. Yağzabu kema beşer. İnsanlara gazap verdin. Nasıl ki ben de insanım gülüyorum, insanım seviniyorum, insanım korkuyorum, insanım çekiniyorum. Misal insanlık hasebiyle, tab tabiat gereği. Yaratılış, fıtrat meselesi. Her insanda bunlar var. beşer, yani insan cinsi nasıl ki bazı kere kızar bir şeye, gazaplenir. Ben de insan olduğuma göre ben de arasına gazaplanırım. Nefsi için intikam almazdı. Bazı şeye kızabilir. Nefsi için intikam almak ayrı bir şey. İntikam almaz yani o kendi şahsına olan nefsi için derken kendi şahsına olan bir hakaretten insan kızmaz mı? Kızar. Ben kızıyorum. E sen ne kızıyorsun? E belki biz bazı kere şey de yapıyoruz. Yani. Elimizden gelse intikam böyle alıyoruz. O adamın rızkı elimizden uza adam işten attırırız. Yani o adam benim hakkımda yazdı. Atın bunu. Elimizden gelse yani. İntikamata çeviririz işi yani. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapar mı? Yapmaz. Ama e, gayri ihtiyari olarak bir kazaplenme olur mu? Olur. Kızabilir insandır. Ama ne yapmaz? Onu e, o şahsına, o Müslümanın aleyhine kullanmaz. Hadisin başını okuyorum. Bu metinde yok. Ve in ittikastu indeki ahten Ya Rabbi sen sözü bozmazsın. Ben de senin yanında katında bir söz olarak bunu senden ahd ediyorum, söz alıyorum. Sen de bu sözü bozmayacağına inatikad ediyorum. Sen de bana dua hakkı verdin, yüzde yüz kabul. Ben de o duamı kullanıyorum ve seninle sözleşmiş oluyorum şu andaki. Şimdi bundan sonrası metinde var. Ne buyuruyor? Ey umara e hangi adam? Tabi burada kafirler girmez. Çünkü hadisin diğer rivayetlerinde minel müslimin var. Müslümanlardan kaydı var. Diğer rivayetler hadis hadisi tefsir eder, ayet tefsir eder. Onun için bir hadis-i şerifin bütün elfazını görmeden sen orada hüküm veremezsin. Çünkü burada münafık adam girmez, kafir adam girmez. O zaman kafire münafığa bu kadar beddua etti. E bedduaları tutmadı mı tuttu. Bedir'de 70 tanesinin nallarını kopardılar. E dolayısıyla kafirlere yaptığı beddualar kunut dualarında ismen kafirleri sayardı yani. O kafire merhamet olacak, günahına kefaret olacak hali yok. Zaten kafir olarak ölene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati duası geçmez ki. Zaten etmez ki. Mevla Teala zaten engellemiş onu. İstiğfar bile yasak müşriklere. Kur'an-ı Kerim'de diğer ayet kerimelerde bunu beyan ediyor. Mâ kâne lin nebiyyü ve lezîn en lil müşrikîn ve En yakın akrabası da olsa şirk içinde ölene e, müşrik veya yaşayanken müşrik olanın günahının affına dua demez. E, dolayısıyla burada da bu iş için dua çevirecek mesela. Aleyne yaptığı bir şey. Ama e bu kafir ve münafık kapsamaz yani. Bunları yanlış anlayıp da adam dedi her adama gider değil. Şimdi burada minel müslümin kaydını mülaza ediyoruz. Müslümanlardan hangi bir adamı sebeptü ağır konuştuysam hu ona evlantü veya işte lanet derken böyle Allah sana lanet etsin falan şeklinde değil de buradaki lanetin manası asıl tat ve ipattır. Tart ve ipat yani uzaklaştırmak, şey etmek yani şey gözüm görmesin işte yanıma gelme anladım burada da <laughs> Hazreti vahşi mesela ne buyurdu yani önümde durma gerçi yine çok kibar konuşuyor amcamın katilisin e, tabii şirk içindeyken müşrik iken Hazreti Hamza Efendimiz parçalara böldüler yani o hadiseyi hatırlamayın bu senin için de iyi olmaz sohbetine kabul etti Çünkü Allah kabul etti onu nasıl kabul etmeyecek ee, önüne geldi Dedik önümde durma yani el testatıyo en tugayyibe anni vecek mümkünse dedi yani. E, yüzünü ben bana gösterme yani. E şimdi bu ona ağır da gelmiş olabilir mi sen? Çünkü bunlar çok önemli. E, yani arkama otur. Yine sohbette bulun. Sahabeden oldu Hz. Vahşi. Evliyanın en büyüğü Üveysel Karani Hasan-ı Basri Hazreti Vahşi'ye yetişemiyor. Neden? O ilk sohbette aldığı sahabelik şerefinden. Bu ayrı bir şey. İmam Rabbani Hazretleri bunu beyan, özelliği ismen beyan eder. Ama işte yüzünü benden, misal burada şefte görmedi aklıma geldi. E mesela bu e yani cemaat içinde, sohbet içinde hani yüzünü görmeyeyim, yüzünü bana gösterme mümkünse. E yani ağırdır yani. Yeni de Müslüman olmuş bir insanın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ama ne yapsın sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hatırlıyor. Ya bu sefer diyor yani arkadan sohbet edin de sen de feyiz al. Benim de aklıma gelmesin amcamın durumu. Yani amcamı şey yaptı, şehit etti, etti, diye. Yani senin hakkında da iyi olmaz. Niye senin hakkında böyle bir şey düşüneyim kalbime gelsin? Cık. Fakat orada ona ağır gelmiş olabilir. Bunu demek istiyorum. Yoksa zaten efendim tart ve ip at diyorum. Mesela attan aklıma geldi. İpat yani, yani yüzünü bana bir uzak etmek. Yani arkama otur mesela önümde durma. Önünden uzaklaştırdı önünden uzaklaş dedi. İbat oluyor. Yoksa bu lanet Allah belanı versin bilmem <laughs> ne. o bir şeyler. Yani şeyinde yok. Mesela Hz. Muaviye meselesi dedi. Hz. Muaviye için İbn Abbas'ı gönderdi radıyallahu anh. Muaviye, bana git Muaviye'yi çağır. Gitti çağırdı. Yani geldi İbn Abbas. Dedi ki, yani burada da tabii şerhlere bakmak lazım. Bayağı bunda farklı rivayetleri var. Dedi, yemek yiyor. Yani yekün. Bir daha bir şey oldu herhalde ki Hazreti Muaviye katibiydi ya yazmak lazım oldu bir şey yazdıracaktı herhalde. Üdülün muaviye işte bana muaviye çaktı yine yemek yiyor. <laughs> Hazreti Muaviye efendim. Ne kadar yaşa doymazdı bu sebeple burada bir dua yani dua gibi gözüküyor ama E şimdi bunlar bir noktada da latifeye giriyor. Yani şöyle ya ikinci de ya üçüncü de. Git çağır bana dedi. Geldi yemek yiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la eşba allah batne. Allah karnını doyurmasın dedi. Şimdi bak en fazlaları söylüyorum sana. Hazreti Vahşi'den bir misal verdim. Arkama geçebilir misin? Yüzünü göstermesen olur mu? Misalini verdim sana. O meşhur Bukhari'de de var o da. Bu da sahihlerde geçiyor. Yani Hazreti Muavi hakkında mesela bütün sünende sahihte geçer. Yani Allah karnını doyurmasın. Ondan sonra Hazreti Muavi Efendimiz ne kadar yese doymazdı yani. Allah Allah. Ondan sonra hayatı boyunca şimdi efendim sözüm de böyle değil tabii. Şakadan da bir şey dese, latifeden de bir şey dese o oluyor yani. Hakikaten onun yediği yemekten kimse bir şey demez yani. Başka olsa diyelim çatlayacak. Ama doymaz. Allah karnını doyurmaz. Şimdi bunu aldım, almışlar. E bazı tabii Ehli Beyt'ten olanlar da bunu çok şey ediyor, dillendiriyor bu hadisten dolayı. Halbuki alimler diyorlar ki Hazreti Muavi hakkında Allah muallim muaviye'l hisabıkıl azap ona hesap öğret onu azaptan koru Allah ceal, ve vahdiye meddiye onu hidayete erdiren hidayete ermiş biri kıl. Bu dualar birisi Tirmizi'de var, birisi Ahmed bin de var. Yok Emeviler bir iş korkusuna ya Ahmed bin Hanbel sabahlara kadar kırbaç yedi kuran mahluktur demedi ya. Ahmed bin Hanbel, Tirmizi bunlar canlarını verirler de bir uydurma rivayet koymazlar. Çok kıymetli kütüb-ü tisada yani Tirmizi ilk altıya giriyor. Ahmet Nambel zaten ilk dokuza giriyor. Ya bazılarına göre tabii orada şey de var yani bazılarında İbn-i Mace yok o altıda. Muvatta var mesela İmam Malik. O dokuz yani altıda da mesela yine bazı alimlere göre o altının içine diyelim ki muvatta giriyor. İbn-i Mace girmiyor. Misal. Ama ilk dokuzda bunlar kesin. Kütüb-i Tis'a denen en muteber yani Kur'an'dan sonra en muteber hadis kaynağı Kütüb-i Tis'a değil. Ahmet Hanbel'in müsnedinde zayıf bile hadis yok. Bakma sen onlara uydurma de. Onlar Bukhari'de de bile uydurma var derler. Şimdiki ilahiyatçılar diyanette de var o kafadalar. Biz onu demiyoruz. Muhaddislere göre Ahmet İbni Hanbel'deki hadislerin edna derecesi en aşağısı hasendir. Şimdi Hz. Muaviye için bu rivayet İbn-i ahmet var, İbn var Tirmizi'de de var. Bu duaları görmüyorlar. Bu duaları efendim itibar etmiyor. Ondan sonra kalkıyor. Ya işte bir tek Allah karnını doyurmasın hakkında hadis var sahih. Ya Allah karnını doyurmasın. Diğer alimler ne diyor biliyor musunuz? Esnet alimler. Diğer hiç duaları şunları bunları hiç görmeseydik bile Hz. Muaviye hakkındaki bu karnını Allah doyurmasın o kadar önemlidir ki diyor. Bundan büyük fazileti yok dese Hazreti Muaviye'nin yeridir diyorlar. E nasıl bu bile böyle fazilet mi olur Allah karnını doyurmasın? Ya bak şimdi ama işte sen sahih hadiste Bukhari ve Müslümi rivat edildi sahih hadiste bir genel Ya Rabbi senden söz aldım. Ya Rabbi senin katında ahdim olsun. Sen Ya Rabbi ahdine kulfetmesin. Benim yaptığım bu sözleşmeyi bozmazsın ve caymasın. Kurban olduğum sana Allah'ım diyor. Ben de beşerim bazı kere sinirleniyorum bilirim. Ama işte demin dediğin gibi sövme savunma, sayma beddua Allah belası yok. İşte en fazla işte arkama geçebilir misin? İşte Allah karnı doyurmasın. Latife gibi şeyler. Ama yine de ne buyuruyor? Belki bunlar onlara ulaştığı zaman kırılabilir. Üzülebilir. Kalbini kırmış olabilirim. Ya ne kadar hassas bir insan ya. Bizim normal günde 50 kere yaptığımız hareketler. Karımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, gelenimize, gidenimize yani. Ama düşünmüyoruz ki kimin kalbi kırılır, kim hassas, kim nedir duygusal. Hiç. Ben yani çok kibar geçindirim ama yani evde bir kapalıklarım oluyor. Oluyor yani. Bu da ne? Şekerim iniyor çıkıyor. E i̇şte telefonlar geliyor. Dersler sıkışıyor. Sohbetler yetişmiyor. Kitaplar yetişmiyor. Birileri geliyor. E bunalımdan oluyor. Bir insanda en yakınında olana sesli bağ, biraz sesi var. E şimdi e sesimi yükseltmem de normal adetim ama bana kızdı mı acaba veyahutta kızdı bana anlıyor bazısa. Ama benim huyumda da böyle var. E bu sefer onu düzeltmeye uğraşacaksın. Yani ama ne yapayım kızdığımdan yani değil ağzımda bozuk bir adam değilim hiç. Yani biraz sesin yükseltiyorsun karşı taraf kırılabiliyor. Onu da bir hassaslık durumuna çatar. O da başka bir noktadan hassastır. Bu da onun üzerine tuz biber olur. Misal. O zaman efendim sahibim görüyor musun? Ya Rabbi senden söz aldım diyor. Ne diyor? Ey Ümaracül hangi Müslümana? Zedim abi Müslüman değil mi? Yani vahiy katibi ya sahabeden müminlerin dayısı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kayınbiraderi Ümmü Habibi annemizin kardeşi değil mi? Ümmü Habibi annemizin. O zaman hangi Müslüman bir adama sebep tu ben ona ağır konuştuysam evlantu yahut onu işte uzak ettiysem efendim biraz görünme bana dediysem fec'al zalike sen benim ona e, yaptığım bu efendim e, ağır konuşmayı kırıcı ona göre yani kırıcı gelen onu, onun kalbini kıran bu davranışımı bu davranışımı genel genel bu. Hangi Müslümana böyle bir şey yaptıysam diyor Allah bilmiyor mu kime, kimin kalbi kırıldı. Bazı kere adam orada hassaslaşsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve belli de etmez. efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona özel dua da etmemiş olabilir. Çünkü belli etmeyen de olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben senden söz aldım. Sen sözünü bozmazsın. Sen allamul huyupsun. Kim benim bir davranışımdan, hareketimden, tavrımdan, tarzımdan, kelamımdan, konuşmamdan üzüldüyse, rencide olduysa hangi Müslüman kul? Sen onu, benim bu davranışımı, bu sebebiyet verdiğim se kelamımı, hareketimi onun için yap. Zekaten, tathiran. O da kul, Müslüman bir kul. Peygamberler günahsızdır ama Müslümanlar günah, günahlıdır. Sahabe de olsa günahsız değil. Sen onun bütün günahları için onu temizlik yap. Ve salaten bak 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 hadis-i şerifi görüyor musun? Ve salaten yani ve rahmeten ve salaten e bazı nüshelerde rahmet önce salat sonra fark, fark etmez. Yani mana aynıdır. Zekaten tertemiz zekat aslında şeydir ha. E, nema ve bereketten gelir yani. Kelime kökü. Onun için onun için bereket yap. oncun uğur yap. Onun için artış yap. Hasenatına, sevabına ziyadelik yap. Ve rahmeten onun insanın acıman için ona vesile yap. Ve salaten övgü yap. Efendim meleklerden gelen istiğfar yap. Efendim dua yap. Ve tahuren. Onun bütün günahları için temizleyici yap. Onu tertemiz eden bir o kırılması onun bendim lafımdan dolayı incinmesini tertemiz edici yap ve kurbeten yakınlık vesilesi yap ki tukarri bu yaklaştırasın onu bir ha o benim ona yaptığım kırıcı davranış sebebi ileyke sana yakın, yakın edesin yevmel kıyameti kıyamet gününde kıyamet günü e, sen efendim onu sana yaklaştıran tertemiz bir amel ya. Şimdi alimlerin sözleri ne kadar güzel değil mi? Ne güzel anlamışlar değil mi? Yani ne dediler? Dediler ki Hazreti Muaviye hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah karnını doyurmasın sözü ki Hazreti Muaviye efendimize mesela bu duyurulsa e, üzülebilir. Misal yani. Belki de onun şeyi de üzülmeye de müsait değildir. Ayrı dava yani. Bazı insan hassas olmaz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve bunu şimdi Allah karnını doyurmasını şey sayıyor yani. Şimdi bedduayı anladınız mı siz? Bed kötü demek. Beddua. Yani bed farsçadır. Beddua. Şimdi Allah karnını karnını doyursun. Az yesen tokluk için gelirsin. Senin için sağlık olur, sıhhat olur, kolaylık olur değil mi? Bana mesela bir dua yaparken ben ne isterim? Allah karnı doyursun, az yemekle kanaat versin dese, az uykuyla kanaat versin dese. Yani mesela hoşumuza gider. Mesela dense ki Allah karnını doyurmasın veya uykuya doyurmasın, hep uyuyasın falan. E şimdi çağırdın beni uyuyoruz, uyuyorum, çağırdın beni uyuyorum. Sen de desem bana ki Allah Allah uyandırmasın. Yani mesela hoşuma gitmez. Yani doğruyu konuşalım şimdi. Hoşuma gitmez yani. Hoşuma giden nedir? Allah uykunu azatsın. Allah yeme iştahını azatsın. Yani bizim için şu andaki şey. Normal durumda budur. O zamanda da budur. Şimdi de budur yani. Doğal olan dua, hak eden dua. Hal böyle olunca şimdi Allah karnı doyurmasın olsun. İşte yüzünü kaybedebilir misin gösterme bana gibi bir durum olsun. Bunları misaller olarak söylüyorum. Bazı asr saadette, siyerde belki birkaç örnek daha çıkabilir. Ama efendim sallallahu aleyhi ve bunları saymaya kalksan yani bakın e, nübüvvet hayatı e, ne diyoruz? E, 40 yaşındaki peygamberlik, 63 yaşında vefatı, 23 sene. 23 senelik hayatının hepsi kayıt altındadır. Yani bütün kelamları hadis-i şeriftir, milyonlarca hadis-i şerif çıkıyor. Hiç bunlarda bu kadar kitap gördük yani ettik. Böyle bir mesele duymuyoruz. Hep böyle efendim dua, merhamet, şefkat Müslümanlara bahsediyoruz. Kafire, münafığa bahsetmiyoruz. İki tane misal görebildik. Görüyor musun? İki tane. 23 senede. Bu da bunlarda da sövmek var mı? Saymak var mı? Bela okumak var mı? Azap, azaba giresin falan diye beddua var mı? Yok. Ama üç kere çağırdığında şimdi burada da mesele var. Yani bazı rivayetlere göre hemen çağırıyor anlamadı Hazreti Muaviye. Anladın mı? Yemeğini bitirince gelirsin anladı. Şimdi buralar çok önemli tabi bunlar şerh ister. Yani yemeğini bitirince gelirsin seni çağırıyor. Fevri yani şöyle bir şey var. Acele gelme meselesini anlaştıran bir ifade olursa çabuk seni çağırıyor. Hemen seni çağırıyor. Ama ifade de çabuk, hemen, acele gibi bir şey olmayınca e, burada bir pay var, bir müsaade var gibi anlaşılabilir. E, dolayısıyla Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de e, demek ki e, aceleydi. İbn Abbas Hazretleri de o aceleyi, çabukluğu yansıtamamış olabiliyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Allah kanı doyurmasın buyurmuş. Ama mesele ne oldu? Ne dedi alimler? Hiçbir hakkında hiçbir fazilet olmasa diğer duaları bırak. Yani şu dua var ya diyor, şu dua, Ya Rab onu azaptan koru, duasından daha büyük faziletmiş. Çünkü neden? Bu Bukhari Müslüm'de geçiyor. E ama Hz. Muaviye'nin adı yok. Hz. Muaviye'nin adına lüzum yok ki. Müslüman olması yetmiyor mu? Hangi Müslüman bir adama kırıcı konuştuysam, hangi Müslüman bir kulu üzecek bir şey dediysem, onun hoşuna gitmeyen bir şey dediysem, hoşuna gitmeyen bir şey dediysem, e demiş oldum. Hazreti Vahşi de böyle. Ben hangi bir ümmetimi bir Müslüman kişi hakkında böyle bir şey yaptıysam bak duayı görüyor musun? Duayı yap. Ya Rabbi sen onun için hasenatına ziyadelik yap. Benim o tavrımı ona yaptığım davranış. Gün sevaplarına artış yap. Günahlarına tertemizlik yap, kefaret yap. Ondan sonra rahmetine vesile yap, acımana dahil et. Ondan sonra övgülere mazhar et. İki cihanda. Meleklerin salat biliyorsunuz. Allah'tan rahmet meleklerden devam ümlerden istiğfar. Bütün bunlara mazhar et. Ondan sonra kıyamet günü onu sana yaklaştıracak sana manen yakın yapacak vesile et. Allah Allah. Bundan sonra sahabe-i kiram dedi. Keşke bize de bir şey deseydi. İsteyenler oldu yani. Anladın mı? Keşke bize de böyle bir yani bizi kıracak, bize üzecek bir davranış yapsaydı da biz de bu duaya gireydik. Ama zaten bu doğallıktan oluyor. Bir iki hadise böyle olmuş. Ama ne kadar şefkatli ki. Şunu anlatmak istiyor burası. Sadede gelecek olursak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar ümmetine şefkatli, rahmetli, merhametli bir rahmet peygamberi ki sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu bizim için normal yaşantımızda her gün, her an eşimizle çocuğumuzla, iş yerinde, çalışanlarla, arkadaşlarımızla, yanımızdakilerle, her gün yani her gün 5-10 tane hayatımızı baz alırsak binlerce kere insanlara yaptığımız kötü muameleler, kötü konuşukların efendim e, hiçbirini önemseyip de ''Ya Rabbi kimin kalbini kırdıysam sen onların günahlarını affet.'' diye dua bile etmiş değilizdir ha. Çünkü neden önemsemiyoruz ki böyle şeyleri? Bir, neden? Çok merhametli değiliz, acımıyoruz acımamız az. Rahmetelli alemin sallallahu aleyhi ve sellem kadar nasıl rahmetli olacağız? Bir. İkincisi, dua etsek ne yarar abi? Yani şunu demek istiyorum. Bizim duamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası gibi müstecem mi? Sen adamı kalbini kır, yok istersen de kafasını kır. Misal yani. Ondan sonra de ki, ya Rabbi sen bu adam günahlarını affet falan falan. Senin bu affet demenle, yani senin duan peygamber duası mı? E tabi sen o adamı razı etmen lazım. kulaklarını helal kalman lazım. Zarar ziyan verdiyse masarifini ödemen lazım. İstihlalde bulunman lazım. Onlar ayrı şey kulaklarını konuşmuyorum. Ama sen vicdanen kendini rahatlatmak için. Ayrıyetten yani. O zahiren olan haklar, hukuklar helallaşılmak gerekir. Sen burada kalkıp istediğin kadar dua yapsan senin duan yüzde kabul olunan bir peygamber değilsin zaten. E veli de olduğun ve veli de değilsin. Yani duası müstecap kullardan da olduğun belli değil. Onun için senin duanın da çok anlamı da zaten yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefkati, rahmeti, merhameti, ümmetine olan acıması, Ne kadar büyük ki sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu bir iki hadise yaşanmış. Ya Rabbi diyor ne olur bana söz ver. Sen benim sende hatırım var. Sen ahdini sözünü bozmazsın. Kurban bak ne kadar ciddi alıyor bak mesele dikkatine. Laf gelişi böyle Allah seni affetsin ya değil. Değil. Sözleşme malzemesi yapıyor. Kıyamet günü bu sözü yerine getireceksin. Kurban olduğum sana sözünü bozmayan Allah'sın diyor. Hangi Müslüman adam diyor? Bak nasıl bir genelleme yapıyor. Çünkü neden? Hani ben anlamam adamın kırıldığını. Adam kırılmış olur. Bazı kere insanı kırdığını daha fark etmiyorsun. Sen diyor ona bu kadar dualarda bulunuyor. Benim bu davranışım işte bu onun çok büyük merhametli olduğunu, ne kadar hassas olduğunu, ne kadar ümmetini düşündüğünü, yani o insanların affedilmesi için bir bahane bulduğunu ve Mevla'ya bunu sunduğunu göstermiş oluyor. Bu arada da Hz. Muhabbet Efendimiz'in başına bir iş gelmiş misal. Bu da onun ne kadar Resulullah sallallahu bu duasına dahil oldu. O alimler çok ince anlar müçtehitler yani. Fukaha, ulema, şarihler. Çünkü ne diyor bak bak. Esas faziletini siz onun aleyhine zannettiğiniz bu rivayet ki sahihtir. Bu rivayet esasen onun en üstün faziletidir. Hatta hakkında ismen yapılan. Allah muallim muaviyetel hisab ve kıyıl azab, ismiyle yapılan dualardan diyor bu dua daha güçlüdür. Çünkü bu garim üstünde olması bu duanın hem de genel olmakla beraber e Allah bilmiyor mu hangi müslümana bunu yaptığın Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onun için, kainatın efendisinin sallallahu teala aleyhi ve sellem e, ümmetine merhameti bu derecede coşmuştur ve zuhur etmiştir. Onda zaten bu itibarla eee Türkçe'de lanet biraz beddua Lanet çok ağır geliyor da yani ibarede Arapça'da lanet kelimesi kullanıyor. Yoksa hep adet tara deması var lügatında ama Türkçe'deki laneti onun için özellikle kullanmama önem gösteriyorum. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Lanet, lanetçi gönderilmedi mi? Öbür hadislerle çelişmemesi lazım. Öbür hadiste ne buyuruyor? Ee, el la'anun la eşfe'ûn yevmel kıyamet. Lanet ve bedduacılar kıyamet günü şefaat izninden mahrum olurlar. Şefaat edemezler. E, bu bakımdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şefaat makamı Mahmud'un sahibi. Şefaatın kapısını o açacak. Onun için Efendimiz de böyle bizim anladığımız be. Allah belanı versin kafanı kırsın, kafa, kafana kaya düşsün. Haşa. Böyle bir lanet yok. Bunu da anlattırmak istediğimi yani kırıcı söz. Kalp kıran bir söz. Belki normalde başkasına kalbini kırmaz yani. Ama öbür adama çatarsa hassastır, kırılır. Bunu söylüyor. Sebep günün manası ağır konuşmak, lan günün manası uzaklaştırıcı bir beyanda bulunmak. Anladınız mı? Sebep dü. Bukhari hadisi bunu doğru mana verin sonra. Sövdüysem, lanet ettiyse, efendim sallallahu ne sövecek? sövdü deyince bizim milleti affedersin. Sinkaf aklına gelir ya terbi, tövbe estağfurullah. Hadise böyle manalar verilmez. Hadislerin şerhi çok önemlidir. Herkes hadise mana veremez ya. Sebep ağır konuştuysam sebep uzaklaştırıcı konuştuysam. Çünkü lanenin lügatı ebade ve taradedir. Sebep manası şetem Arap lügatında. Bunları bilmezsen lügat hocası der işte efendim, bunlara. Hemen hadis okurlar ondan sonra. Kime sövdüysem, kime lanet ettiysem, ya Resulullah soracağım. Bizim millet ne anlar sövmekten? Bizim millet ne anlar lanetten? Hiç görüyor musun? En fazla dediği söze baksana. Allah karnını doyurmasın. Ondan da ne kadar dua diyor Görüyor musun peşine? Allah'tan koparıyor o. O kişi hakkındaki mağfiretleri, kefaatleri ki ziyaden, sevapların ziyadeliği, günahlarının temizliği, Allah'a yakınlığı, rahmetler, salatlar, övgüler yani neler kopartmış yani o kişi hakkında. Bunun mesela normal hadislerde görüyoruz. Şunu yapana rahim Allah'ım rahim. Şunu Allah rahmet etsin falan. Birçok hadis görüyoruz. Şunu namazı kılana Allah rahmet etsin. Şunu yapana. Şu hadisteki ben bu kadar tetebbuatım var. Çok hadis bakarım ben. Şu kadar tetebbuatımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu duaları birleştirdiği bir yerde daha çok hatırlamıyorum. Zekaten, rahmeten, o salaten, o tahuran, ve kurbeten. Al sana beş tane. Ama ne oluyor? İkindinin sünnetini kılandan bahsediyor. Rahim Allah'ım rahim salli. Kavle de asarım. İkinden evvel dört tekat kılana Allah rahmet eylesin. Birçok hadiste rahim rahimallahu, Rahimallahum. Şu ameli isteyene Allah rahmetiyle muamelesin. Değil mi? E şimdi ama burada ne yaptı? Beş tane şey koparttı Mevla'dan. Kimin hakkında? Kalbini kırdığı ümmetler, ümmetinden kimse varsa. Onun hakkında. Ya bu ne kadar büyük bir merhametinin yani ne kadar hassas olduğunun, ne kadar da yani ümmetini acıdığının en bariz ve zahir efendim örneğidir. Onun için tabii bizler kendisine kavuşmadık. Yani demek her şeyi rahmetmiş anladın mı? Sana uzaklaştırıcı konuşsa da sen Müslümansan o da sana rahmet. Senin kalbini kıran bir söz etti. Misal etmez ama etti. Denk geldi. O da rahmet, o da rahmet. Her şeyi rahmet. Çünkü İnne mâne rahmetün mühdâtün buyuruyor hadis-i şerifte. Ben hidayet edici bir rahmetin ta kendisiyim. Bakın rahmet diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve mersel-i nâgellâ rahmeten. Aslında rahmet Arapça'da acici değil demek değil ki. Zi rahmetin, rahmet merhamet sahibi demek. Veya rahim, veya rahim acıyan. E şimdi Efendimiz'e ne buyuruluyor? Acici buyurulmuyor. Merhametli buyurulmuyor. Ya ne buyuruluyor? Acımanın ta kendisi. Mastar. Onun için mübaliğa içindir. Ne buyuruyor? Ben ancak hidayet edici bir rahmetim. Yani ben Allah'ın size acımasıyım. Ben merhametin ta kendisiyim. Bana acıyıcı desen bile olmaz. Yani acıyıcının bazı acımadığı zamanı tarafı da bulunabilir. Ben acımanın ta kendisiyim. İşin kökeni, köküyüm, kökeniyim, mastarıyım. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem tamamı rahmet tamamı. Hiç ondan öyle beddua meddua sudur eden. Yani bir eziyeti bile ne oluyor? Nimettir, nikmet değil. Bizim olsa adamın kalbi kırıldığıyla kalıyor. Ondan sonra tamir etsen de bir şey yaramıyor. Dua etsen de yani kabul olacağını garantisi yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani zahiren eziyet gibi görünen bir şeysi bile nimettir efendim. Ama diğer peygamberlerde böyle değil mesela. Diğer nimetler, diğer peygamberlerde e böyle bir durumda bu müjde yok. Diğer peygamberlerin hiçbirinde ümmetleri hakkında böyle bir şey yaptıklarında böyle bir duaları da duyulmamış, böyle bir Allah'ın onlara sözü de yok. Allah Teala'dan efendimiz "Ya Rabbi senin inni Senin katında söz aldım senden." Söz aldım ne demek? Aldım yani, aldım bitti demek. Yani böyle yaptığı diye rica değil. Senin katında ahdim olsun. Bitti efendim son sen buyurduktan sonra daha Mevla Teala'nın kral. Yani ahit aldığını haber veriyor. Ahit alayım demiyor. İttekaztü. Manalar dikkat. Hiçbir peygamberin böyle bir ahdi hiçbir kitapta geçmez. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maksus. Zaten mesabih hadislerindendir. Mesabih usulü i̇bam hadislerindendir. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne Allah teala ecarakum en la yedu aleykum nebiyyukum fe fetehliku. Allah sizi, size eman verdi, güvence verdi. Geçmiş peygamberlerin hiçbirinin ümmetine bu güvenceyi vermedi. Allah size bir güvence verdi. Nedir? Peygamberiniz sizin aleyhinize beddua edip de helak olmayacaksınız. Sizin peygamberinize Allah size beddua etmeyi nasip etmedi. Etmeme güvencesi verdi size. Onun için ey benim ümmetim helak olmayacaksınız. Yani. Hakikaten nice Arabilerden bahsediliyor. Ee, yani hadislerde. E bunlar sahabe olmuş gelmiş. Munafıktan bahsetmiyoruz. Munafık Arabiye lüzum yok. Medeni de olsa İbn Übey İb İbn -i Selül gibi Medine'nin eşrafından da olsa munafık zaten kafirden beterdir. Munafıklar helak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok beddasını aldılar. Uhud'dan geri döndüler. Neler ettiler Müslümanlara. Onu konuşmuyoruz. Ama Müslüman olan bir ümmetime asla bedduam nasip olmayacak. Benim yüzümden yani benim bedduam ile de o da helak olmayacak. Allah size eman verdi buyuruyor. Mesabi hadisleri, kuvvetli hadisler, sahih hadisler. Onun için burada kalalım, iktifa edelim inşallah. Yani fasıl biraz izah isteyen konular geldiği için, hele ki bu konu mesela çok izah istiyordu. Çünkü burada Hazreti Muaviye Efendimiz aleyhine ne konuşulan konuyu da bildiğim için burada yazmıyor o. Yani ne Aliül Kariş yerinde, ne Şia ı Fakat ben onu diğer eserlerden, sahabe müdafasına çok ilgilendim ya. O arada çok kitap karıştırdım, oradan biliyordum. Bak onu da kayda geçirmiş olduk. Şimdi biri Hazreti Muavi hakkında bu der, böyle bir şey dedi. Resulullah Efendimiz derse tamam sahiptir Ama bu yönünü söylemezse de kaindir. Çünkü esasen Hazreti Muavi Efendimiz'de o fazilet olmuştur. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve âli ve sahbihi ve sellem. Amin.